بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيثار başka insanlarni o'zidan ko'ra nima qilishlik dedik? Oldinga qo'yishlik, yeyishlikda yoki ichishlikda yoki kiyishlikda boshqa insonlarni o'zidan yuqori, o'zidan afzal deb qo'yishligini isor deylar ekan. Nima uchun bermayapti deb xafa bo'lishlik emas. Nima uchun men bermayapman deb xafa bo'lishligini isor deyladi. Ja'at imro'atun ila nabiy sallallohu alayhi va sallama. Ayollardan bo'lgan bir ayol, ismi nomi zikr qilinmagan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga keldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga to'qilgan, ancha qo'lda mehnat qilingan bir kiyimni olib kelib aytayapti: "Ya Rasululloh, ey Alloh taolaning elchisi, mana bu kiyimni men sizga berdim" dedi. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam buyurtma bermagan, zakaz qilmagan, biz tilda aytganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga o'zi hadiya qilib, sovg'a qilib olib kelibdi. Hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Tahaddav, tahabbav. Bir-birlaringa hadiya bersanglar, bir-birlaringa bo'lgan mehr, muhabbat kuchayadi" dedi. Qaysi bir sunnat bu? Qaysi inson boshqa insonga hadiya bersa, ikkalasini o'rtasidagi muhabbat kuchayadi. Ammo hadiya berildimi, siz hadiyani rahmat deyishligingiz inshaalloh o'shani nimasi? Mukofoti. Lekin bir vaqt kelib siz hadiyani qaytarib qo'yishligingiz yanada afzal. Hadiyani qaytarib qo'yishligingiz yanada afzal. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ana shunday sahobalar bilan birga o'tirgan paytlarida ayol keldiki, bir ayol kishi, ismi zikr qilinmagan: "Ya Rasululloh, sizga bir hadiyam bor." "Xo'p, qanday hadiya?" "Ustingizga kiyim olib keldim" dedi. Fa akhazan nabiy sallallohu alayhi vasallam, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldi, olib borib qator turgan kiyimlarni orasidagi shkafga qo'yib qo'ymadi. Yo'q ekan uyida. Kiyimlar tahlanadigan shkaf yo'q ekan, tahlab yoki osib qo'yadigan shkaf yo'q ekan. Muhtoj bo'lib turgan holda oldi-yu kiydi. Oldi-yu kiydi. Sifatida keladi, to'qilgan ekan. Tikilgan hamda gullar bor to'qilgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga xos qilib ataylab to'qib kelgan ekan. Sahobalarning biri turib aytdi: "Qola uksuniha ya Rasululloh. Ey Alloh taolaning elchisi, menga kiydirib qo'ymaysizmi?" dedi. "Bering" deyapti. Hozir kiydi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, endi kiydi. Sahobalarning bittasi nima deyapti? "Ya Rasululloh, menga bering" dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam: "Yo'q, senga bermayman, dedim demaydim. Umuman unday demaydi." Darrov ustidan yetishdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam: "Marhamat, bemalol kiyishligingiz mumkin" deb haligi sahobaga kiydirib, muborak bo'lsin deb qo'yib yubordi. Isor. Ana u isorni qarang. Hozir o'zi muhtoj bo'lgan holda oldi, deyapti hadisda. O'zi muhtoj bo'lgan holda oldi. Oluvdi, sahobalarning bittasiga o'ta yoqib qoldi, qattiq yoqib qoldi. Odam ba'zan aytib yuboradi ichida gapini. Musa alayhissalomga o'xshab. Musa alayhissalom Alloh taolani o'ta yaxshi ko'rgandan qola arini anzur ilayk degan. Qur'oni Karimda: "Ey Robbim, seni bir ko'ray" deb o'rgan. Qola lan tarani, meni ko'ra olmaysan dedi Alloh taolo. Agar men toqqa yaqinlashaman dedi. Agar tog' joyida turadigan bo'lsa, sen meni ko'rasan dedi. Tog'ini kuchi yetmasa, toshdan bo'lgan, go'shtdan bo'lgan seni ko'zingni kuchi yetadimi deyapti Alloh taolo. Toshni kuchi yetmasa, ana u go'shtni kuchi yetadimi? Shuni singari boyagi sahoba nima dedi? Darrov haligi endi qizishib ketdi demaylik-ku, xursand bo'lib bu ham aytvordi-da so'zini: "Ya Rasululloh, uksuniha, ya Rasululloh, bering, men kiyayin" dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. "Marhamat, kiying" dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam majlisni tugatdilar. Tugatganlaridan keyin ba'zi bir sahobalar kelib: "Ey sen" dedi, "sen o'zing bilasan-u" dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan biror narsa so'ralsa yo'q deya olmaydi. Yo'q deya olmasligini bilib turib olib kiyib olding devdi. Sahobani ham javobi bor ekan: "Men buni kiyib olganingni olganim yo'q" dedi. "Kafan uchun oldim" dedi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kiydiler. Endi men onu kiyemem. Ana o kiyimge ot varmaydı. Kefen üçün aldım bunu dedi. İmkaniyatını koldan çıkarmazdık mavzusu. İnşallah onu ötemiz. İmkaniyatını koldan çıkarma yaptı da. Hadisini ravisi aytadı. Fekufine biha. Ana o şey kiyimge kefenlenip oralıp kömülgen iken. Ana onu isar deyiladı. Birinci ayal kişi isar kıldı. Özü yaş görgenler seni topıp alıp kelip birdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soraludu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oylanmazsan darlanım akıldı. Ana o sahabaların biri gibiydi. Mısır'da bulup otken vakıya bir nime eğitip verildi. Mısırlı bir kişi bize ustazlardan biri eğitip verilirken hac mevsumu da yolda minibas, avtobus çünkü hoş gelirlerse hemme ayollar avtobusda ayollar eken yaşkarı adamlar hem de bana bu vakiyeni eğitip verilirken insan yaşrak boydak yigit. Yaş yigit eken. Yolda ketiyatkenimizde bundan bir neçe yıl ilgari bugün eken. 17 yıl değil tahminen. Yolda ketiyatken de arkadaki ayollar kıynalıp eken bittesi. Karasa hadip ayağını uyakka almıştırıp uyakka almıştırıp ayağı ağırıp kalar eken. Allah Teala ölü günümüzde keserliklerden özü sahlasın. Keserlik günahke keffarat buladı ya amca amca adam çidemeyin. Ayağı ağır geldiğini sezip şoförge aytadı. Şoförge tohtatın deydi. Haliki bala. Tohtatadı da haliki eşiğini açıp durup minibas, mikrobas dedim. Ne dediniz? Sprinter'i hoş gidiyorsa. Haliki ayağı aytarken. Hala sizi elde götü alayım. Men sizi cahinizi getirmen. O hala oturgen cahı kiçkin erak. Eldedeki cahı kengirak. İkkelemiz eşiğinden almış etken oranımızda bitti dua kıldı deydi. Ey Rabbim mana şu bendenini her yıl hacda mahrum kımadı geneken. Hazır İsa kıldı ya, özünü cahini berip, kıyırak cahiye öttü. Özünü sel kıyınçilike salıp, afzalçilikini başkasına berdi. Mana bir neçe yıldır ki, her yıl şu büyül hacdan kap geçsem kerek, deyim bana, şu büyül yine hacı git araman. Ya avtobüsge şoför bulup gitemen, ya avukatge power bulup araman, ya bir dostum ben sebep, her kıl narsa sebep bilemen Allah Teala meni isar kıyanlığım üçün mana şu hacı yemeğini her yılı takdir kılıp kadar kılıp yazıp koygen eken deyip aytar eken. Yani aytil mahcubur etken derse cevabı var. Siz birovga bir narsanı takdim kısanız. Birovga bir narsanı berseniz ana adam nima kıladı? Dua kıladı. Hoşu boyca kap gitmeydi. Sizge dua kıladı. Rahmet aytadı. Zahrol gayipte kılıngan dualar elbette nima buladı? İcabat buladı. Bir tabip niye ayet berişedi? Bir tabip insan. Tabipte maksat doktor, hirurg. Çünkü hoşu genlerse bir adamın balası kattı kesel bop kop durup doktor hanıge ap gelip oşa doktordan başkası aperetse kılalması yine ayçiken de o doktorge kayta kayta çaladı. Doktor keç kalıp keledi. Keç kalıp keledi de nereki balanın aperetseye kirip getirdi. Ata anasını gazap keledi. Sen doktor bolsan vakti kemeyse mi? Keseller seni deyip ötü getirdim indi. Karamayız sizin ballar gene. Ne degen gel bu? Bala çakayızma yürü orası iken degen gazaplarını kıla. Kaytıp çıkandın kendim şu ahval. Balam nima boldu? Balam nima boldu degen de medsestireler o şiddetteki medsestireler dedi bu doktor öz halı koyun. Biz sizge ayeti veriyoruz kandalyegin deyip de. Doktor adam maşinesine oturup tez de üyüge kaytıp getirdi. Ana o adam köp bularga cencel kıladı. Kanaka doktor bu. Kelimem gepirmeydi. Ketiyatıbam gepirmeydi. Bir adam yokşap karası bulmaydı mı degen sözlerini kılıç etti. Medsestirelerin bir tanesine aitledi o şenge. Bunu bir gün balası ölüp kaldı dedi o doktordu. Hazır balası ölgen yerden siz balayızı eper etse üçün keldi bu dedi. Yani üyge canazası kaytıp gitti dedi. İsa arkılı. Özünü ölüp durgen balasından köre sizi kesel bop durgen balanızı afzal koyup mana şu cahige gelip sizi balanızı apir etse kıldı. Köp cencel topolan kımayın de gene. Biz hayatımızda şunday bulat da bazen özümüzde oylaşlığını isar değil miydi? Biz ettik ki amanatını tezkeresi hıyanat. İsarını tezkeresi ziddi ananiye. Egeist deydi Rusçası ya. Özümüzde de kanday bulat bilmeyim ben. Fakat özünü özü oylaşlık. Ananiyetun deydi Arap dilde. İsar başkalarını afzal koyuşluk.
Ananiyatun faqatgina o'zini afzal qo'yishlik. O'zini afzal qo'yayotgan inson yaxshi emas. O'zini ila afzal qo'yayotgan inson yaxshi emas. Hatto payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nima qilyapti? Boyagi kishiga ustidagi kiyimni yechib beryapti. Birinchidan so'zi yerda qolmasin. Ikkinchidan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni yashirib qo'yadigan, bekitib qo'yadigan, bermasdan qo'yadigan nimasi yo'q ekan. Sifatlari yo'q ekan. Mana undan biz o'rganishimiz kerak. Isor degan narsani o'rganishimiz kerak. Isor qiyinroq, hamma qila olmaydi. Biz o'rganib qo'yaveraylik. Tilida hamma qiladi. Berib yuborishimiz kerak ekan, unday qilishimiz kerak ekan. Tilida hamma qiladi. Ammo tilida emas paytda nima qiladi? Ko'p odam qila olmaydi. Sulaymon rojihiydi qissasini aytib berganmiz, eslaysizlar. Sulaymon rojihiy Saudi Arabistonida o'tgan boy insonlarni biri, qasr qurib bergan, boshqa ustozga nima qildi? Isor qildi. Uni nomidan o'ziga bildirmasdan masjidlar sop qo'ydi. O'ziga bildirmasdan madrasalar, ko'priklar, yo'llar sop qo'ydi. Ana uni nomini Isor dedi. Shuning uchun hayotda odamlar ikki xil bo'ladi. Gapiradiganlar va ko'proq gapirmasa ham amal qiladiganlar. Ko'p gapirish kerak yo'q. Isor qilishimiz kerak ekan, unda yo'q. Amalda qilaylik. O'sha tovuq so'yishdan boshladik. Tovuq so'ydi-yu hozir. Pastdan tepaga chiqib ketaylik. Tepadan kelgan odam qila olmaydi. Pastdan ketsin. Oshga bermas, nechta marojna bersin, do'stiga 100 do'sim deb. Keyin o'sha yerda chiroyli suhbat qilsin. Bitta oyat aytsin, bitta hadis aytib bersin. Ana uning nomini bizning shariatimizda Isor deydi.